Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte LG K40s cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Bize aslında sıfır kutulu bir ürün gelmedi ama yine de kutu içeriğini merak edenler ve testleri yapmaya başladığımızı bilmeniz için böyle bir video çekmeye karar verdik. Bildiğiniz gibi LG özellikle Türkiye'de G serisiyle çok büyük sükse elde etmişti. Birçok kullanıcısı vardı, birçok takipçisi vardı ama zamanla belli sorunlardan dolayı bu önemli takipçi kitlesini de kaybettiler ama hala kemikleşmiş bir LG kitlesinin olduğunu da söyleyebiliriz cep telefonu tarafında Türkiye'de özellikle. K40s ise özellikle uygun fiyatlı bir cep telefonu arayanlar için önerebileceğimiz bir model. Şimdi şöyle kutusundan bir çıkaralım. Şöyle bir sticker'ımız var. Dediğim gibi sıfır ürün gelmemişti ama biz yani kutu açılımı yapalım dedik. Dual bir kamera var arka tarafta. 810 sertifikasının olduğunu söylüyor. STD 810 diyor. Mil STD. 3D Surround Sound varmış. Ve Google Asistan butonu varmış ki biliyorsunuz son dönemdeki bütün LG telefonlarında şurada görmüş olduğunuz gibi bir özel bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye bastığınızda Google Asistan çalışmış oluyor. Şöyle gösterelim. Bakalım açılacak mı bilmiyorum ama şöyle bir deneyelim bakalım. Evet, şu an açıldığını gördük. Sol tarafta power tuşumuz var. Şöyle göstermiş olayım. Sağ tarafta Google Asistan tuşu, ses açma kapama tuşları ve sim kart yuvamızın olduğunu söyleyebiliriz. Hem sim kart yuvası hem de orada bir sesler de geliyor şu anda. Şöyle yuvalarımız yine yan tarafta konumlanmış. Arka tarafta dual kameramız bulunuyor. LED lambamız var. Parmak izi okuyucu da yukarıda. Bir LG logosu da alt kısımda yer alıyor. En alt tarafa bakalım. 3.5 mm kulaklık çıkışımız, USB bağlantı yuvamız, micro USB, hoparlör çıkışları vesaire var. Üst tarafta bir şey yok. Hoş geldiniz diyor. Türkçe zaten demişiz. Devam edelim. Yeni ikinci ekran ileri diyelim. Atla diyelim. Sim kartımız yok şu anda çünkü üzerinde. İleri diyelim. Tamam. İnternete bağlamayacağım şu anda. Şu an kurulmaya çalışıyor telefon. Bu kurulmaya çalışırken biz biraz daha kutu içerisine bakalım. Neler varmış? Şöyle bir hızlı kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Şöyle bir sim iğnemiz var. Şey mi attı ben şunu? Burada iki tane yuva gördüm çünkü onları merak ettim ne olduğunu. Bir tanesi burada. Bu sim yuvasıdır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şöyle. Evet, bu sim kart yuvası. Şunu şöyle koyalım. Burada da bir tane daha böyle daha geniş bir yuva daha var. Evet, onu da açtık. Burada da hem sim kart, yani demek ki çift sim kart var. Bir de kart okuyucu yuvası olduğunu görüyoruz şu anda. Çok da değişik bir tasarım olmuş. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Tarih ve saati çok karıştırmayalım şu anda. Diğer diyelim. Kabul edelim. Şimdilik istemiyoruz diyelim. Güvenlik şeylerini yine de atla diyelim. Şu an kurulmaya devam ediyor. Biz yine devam edelim bakmaya. Bağlantı kablomuz var. Micro USB. Kempa'dan gelen bir garanti kağıdımız var. Şöyle de oldukça küçük, güzel, şirin bir adaptörümüz var. Şöyle de göstermiş olayım. LG yazıyor üzerinde. Micro USB, normal USB bağlantımızı kullandığımız güzel bir adaptör. Devam edelim. Kabul ediyorum diyelim. Kabul ediyorum diyelim. Şunu da kabul ediyorum. Tamam. Sonra diyelim. İşte telefonumuzun menüsü bu şekilde. Kapat diyelim. Teknik özelliklerden biraz bahsedeyim isterseniz. 6.1 inçlik Full Vision 720x1520 piksel bir ekranımız var. Telefonumuzun MediaTek'in MT6762 Helio P22 işlemcisini kullanıyor. 2 GB RAM, 32 GB depolama. Arka kameradan bahsetmiştim dual olduğunu ama söylememiştim değerlerini. 13 megapiksele artı 5 megapiksellik kameramız eşlik ediyor. Full HD 30 FPS video kayıt özelliği var. Ön kameramız ise şöyle şu anda görüyorsunuz. Beyaz bir şey açayım da.
Tamam diyeyim. Şuradan çentiyi de daha net görürsün. Damla şeklinde bir çentiğimiz var. O da 13 megapiksel. O da Full HD 30 FPS video çekiyor. DTX 3D Surround Ses Sistemi bulunuyor. Android 9 işletim sistemi. Google Asistan tuşumuz var. Wi-Fi 802 11abgn AC desteği var. Bluetooth 5.0 var. Bu da önemli, Bluetooth 5.0. Arkasında bir parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. 3500 mAh'lik de bir pilimiz var. Şimdi kameraya bakalım. Epeydir ben çünkü LG bir telefon kullanmadım bu arada. Uzun da bir süre oldu hatta diyebilirim. Şöyle bir açalım kameramızı. Sonra diyelim buna. Şimdilik bizi zorlamasın. Evet. Şu an bir geniş açı kamerasına geçtik. Şu an normal kameraya geçtik. Q-Lens dediğimiz özellik var. İzin verelim. İzin verelim. Kabul edelim. Tamam, şebeke ihtiyacı oluyor diyor. Bunu açamıyoruz şu anda. Portre modumuz var. AI Cam modumuz var. Burada çeşitli ayarları da yine buradan yapabiliyoruz. Ön kameraya bakalım isterseniz biraz da. Ön kameraya geçecek olursak şurada geçiyoruz. Şu anda beni göreceksiniz. Herkese merhaba bu arada. Portre modumuz burada da var mı? Evet, burada da var. Gayet de başarılı bu arada. Fena değil yani. Portreden çıkalım. Normal modumuz AI Cam var. Yapay zeka destekli bir kamera özelliğimiz de mevcut. Şu anda AI Cam'i açtık. Fena değil. Yani hani fiyatını belki şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Şöyle bir menüden de bir geçeyim. Şöyle bir şunları kapatalım. Şunları da kapatalım. Burada birçok ayarda şu anda ana ekranda görüyoruz. Burada klasör şeklinde hazırlanmış, ayarlanmış. Fena da bir telefona benzemiyor. Ya. Ucuz bir telefon. Çerçeve kalınlığını görüyorsunuz. Alt kısımda epey bir çerçeve kalınlığı söz konusu. Üstte o kadar değil ama altta maşallah bayağı bir kalın bir çerçevemiz var. Tabii fiyatını merak ediyorsunuzdur muhtemelen diye düşünüyorum. Fiyatı 1049 TL civarında, yani 1000 TL civarında diyebiliriz. 1000 TL'lik bir telefon için fena bir telefon değil. Tabii ki bu böyle yüksek düzeyli bir telefon değil. Yüksek performans sunabilecek bir telefon değil. Ama günlük ihtiyaçları görecek, uygulamaları vesaire çalıştırabilecek, WhatsApp'ta işte Facebook'ta vesaire çalıştırabilecek aslında güzel bir telefon. Çok fazla para vermek istemeyenler için önerebileceğimiz bir model olmuş. Dediğim gibi şöyle bir Google Asistan tuşumuz da var. Şu an açıldı görüyorsunuz. Tabi ayarların yapmadığımız için ve ağa bağlı olmak için düzgün çalışmıyor ama böyle bir tuşumuz var. Bir daha önceki başka LG modellerinde de bu tuşun olduğunu belirtelim. Buraya bastığımızda doğrudan doğruya Google Asistan aktif hale geliyor. Şirin bir telefon. Biz her zaman olduğu gibi bir fiyat performans karşılaştırması vesaire de yapacağız. Onu da söylemiş olalım. Başka telefonların kameraları karşılaştırırız. En azından bu fiyatta olan telefonların kameraları güzel bir karşılaştırma da gelir. Hatta kamerasını da ben özel olarak yapabilirim diye tahmin ediyorum. Eğer fırsatımız olursa, imkanımız olursa LG 40S'in kamera özelliklerine de ayrı bir videoda karşınızda oluruz diye tahmin ediyorum. Güzel, hoş bir telefon. Dedim ki fiyatına göre bir telefon. Çok büyük bir beklentiniz yoksa alo desin. 3-5'te böyle güzel fotoğraf çeksin. Beni yarı yolda bırakmasın ama oyun oynamayacağım ben. Çok yüksek performansa ihtiyacım yok. İşim görsün yeter diyorsunuz. Önerebileceğimiz bir telefon olmuş genel olarak. Zaten MediaTek işlemci, işte 2 GB RAM, 32 GB depolama gibi özelliklerin hani bu seviyedeki telefonlar ve bu fiyattaki bir telefon için normal olduğunu belirtelim. Tabii daha fazlasını istiyorsanız o zaman daha üst rakamlara çıkmanız gerekiyor haliyle ve doğal olarak, ama Türkiye şartlarında vergilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda 1000 liralık bir telefondan çok da büyük bir beklentiye girmemenizi şiddetle öneriyorum. Telefonu şöyle bir kez daha gösterelim. Kamerasını şöyle yakından göstermiş olalım. Dual kameramız var dedik. Hem şirket hattımı kullanayım hem de özel hattımı kullanayım diyorsanız double sim özelliği, yani çifte sim özelliğimiz de bulunuyor telefonda. Bu şekilde güzel bir şekilde kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir cep telefonu olmuş. Detaylı bir inceleme de gelecek arkadaşlar. Detaylı incelemede az önce de söylediğim gibi telefonun birçok özelliğini sizlere anlatacağız. O gün gelene kadar telefonla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere yazabilirsiniz. Biz de onları inceleme videosunda yanıtlayacağımızın garantisini verelim.
YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.